Hanımlar beyler, çağdaşlık 10 üzerinden 9 ezeri diyenler o desin. Evet. Çağdaş mıyız? Yok abi, en yüksek puan 2. Gelmiş sözelci. Be, hayır, Allah kahretsin sayısalcıyım. Sözelcileri de karşımıza aldık ama alalım, bir şey olmaz. Şimdi devam. Türkiye Sözelciler Derneği kınamaya iniyormuş değil mi? Öyle dernek mi var? Olur olur. Sürekli soru çözüyorlar. Anlatım bozukluğunu bulmuş. 56 tane çay söylemiş. Lokali var. Sözelciler lokali. Şey varmış değil mi? Sayı görünce ağlayan var. Bilmiyorum, 5'i bilmiyorum. 5'i 8'i bilmiyorum. Oradan sormayın artık. Hanımlar beyler, bendeniz Mesut Süre. İlişki Testi yeni kanalında. Mesut Süre'yle İlişki Testi YouTube kanalında Kadıköy Duru Tiyatro'da harikulade bir çiftle alkışlarla başlıyor. Sevgili Doğan Akdoğan ve sevgili Umay Pelin Özak. Nerede tanıştınız? Ben mi cevaplayayım? İlişki 1 yıl 3 aylık. Evet. Tamam. Nerede tanıştınız? Pelin'in çalıştığı şirkette. Nasıl oldu? Şöyle oldu. Pelin marka verebiliyorduk değil mi? De facto da çalışıyor. Moda tasarımcısı orada. Daha ilk cümlende marka vermen yani. Belki... Daha evvel Demirbank'taydı, orayı bitirince. Tamam. Şey oldu. Orada çalışıyor. Ben de o şeye, markaya... Şimdi bak artık vermiyorum. Bir kere veririm. De facto devam. De facto da kurumsal videolar çekiyorum. Çeşitli günlerde, özel günlerde, işte Kadınlar Günü'nde, Mutluluk Günü'nde vesaire, 1 Nisan'da gibi. İlk 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kurabiye yapmıştık şirket çalışanları olarak. Kurabiye dağıtırken gördüm. Ha, oldum bir böyle. Ondan sonra bir daha görmedim bir 12 gün boyunca. 20 Mart'ta tekrar bir çekime geldim. Dünya Mutluluk Günü'nde ve dans yarışması yapıyorduk. Dans yarışmasının finalistlerinden bir tanesi de Pelin'in yakın arkadaşı Fulya. Fulya dans ederken baktım arkadan Fulya'yı böyle telefonuyla kayda alan bir tane birisi var ondan sonra. Böyle asil duruyor ama yani hem çekiyor ama böyle çok asil çekiyor kaydı. Dedim ilginç yani ondan sonra ben tanışmam lazım. Bunun nesi ilginç acaba, sormak istiyorum şu an. Asil çekmek ne demek? Abi hani mesela şöyle değil yani, orada dans dili değil yani, şöyle çekiyor. Böyle bir asillik. Yani. Tamam. Ama yalanmış o asillik. Ondan sonra çekerken ben dedim şimdi tanışmanın zamanıdır. Zaten sunucuyum orada, işte etkinlik yapıyorum. Hemen gittim bir diyalog ama hiç pas vermiyor. Telefonu elinden aldım. Çekti telefonu. Ben böyle ortalığı çekmeye başladım. Bu suç. Bu yaptı yani Türk Ceza Kanunu'na göre. Ben onu alıkoydum abi. Allah Allah. Tamam. Ondan sonra etrafı çektim, kendimi falan çektim. Böyle bir şeyler de yaptım. Kendimi çekiyor falan. Allah kahretsin. Hani evde izlerse... Sen peki asil miydin kendini çekerken? Yok, çok maymun gibi. Her şey yaptım. Tamam. Ondan sonra verdim telefonu falan filan. Sonra ben işe devam ettim. Mikail vardır, kameraman arkadaşımız. Tanıyorsundur belki Mikail. Miko'yla dedi ki, Miko ben dedim bu kızla tanışmalıyım yani. Bir şey ama kız ortalıkta yok. 1000 kişili şirket, ne yapacağımı bilmiyorum. Sen Mikail'e Miko mu diyorsun? Evet. Bu da günah. Günah. Vallahi günah yani, inşallah yanmazsın yani. Nikon'a ya, Cebrail'e Cebo. Olmaz abi. Bunları diyemeyiz. Çok ayıp olur yani. Harbiden çok saçmaymış. Tamam. Doğru. Hadi bakalım yine gidiyoruz ateşte. Hayırlısı olsun. Abi ondan sonra verdim. Tanışmam lazım falan filan neyse. Baktım koridorun sonundan yürüyerek geliyor. Yine tüm asilliğiyle. Asil geliyor. Asil geliyor böyle. Dedim Niko koş yürü, hemen bir yalan uyduralım bir şey falan. Pardon bir saniye falan, işte efendim falan. Ya dedim biz haftaya da bir çekime geleceğiz 1 Nisan için. Orada dedim böyle işte senin gibi güzel, gülen insanlara ihtiyacımız var. Dedim izlemeye gelir misin? O da olabilir bakarız falan dedi. Bu arada isim neydi dedim? Pelin dedi. Tamam dedim, turnikeden geçti gitti. Abi Miko ile oturduk. Mikail ile oturduk. Sen bilirsin, sen çarpılırsın yani. Evet. Belli bir şey yok. Bir yamulsa amma işiniz ha. Yalnız çarpılmak için fazla uğraşmadım, fark ettiniz mi? Çok zamanımı almadı yani çarpılmak. Bir saniyede çarpıldım, evet. Yakınım belli ki, evet. Instagram'dan araştırmaya başladım. Bütün Pelinleri yazıyorum. Çıkardı belki diye. Ortak tanıdıkları falan bakıyorum.
şirkette çalışanlara. Yok, de facto'nun bütün sayfalarına bakıyorum. Yok, artık şöyle şeyler falan yazmaya başladım. Pelin de facto. De facto'nun Pelin'i falan. De facto'nun Pelin'i mi? De facto'nun gelini. Saçma sapan. Böyle etiketler falan. Yani o kadar versiyon denedim ki bulamadım. Çünkü şey merak ediyorum. Hani evli mi? Erkek arkadaşı var mı? Bunlar da önemli konular bir ya. Bir de bahtiyar bir seninle gidiyor. Bu kadar güzel kız normalde yalnız yakalayamazsın. Evet. Bana bakması da zaten ilginçti. Yani sonradan şey oldum. Takdir ettim kendisini. Sonra bulamadım. Ve kaldım öyle. Yani ondan sonra tanışamadık. Hadi kalkalım. Konu kapandı belli ki tanışamamışlar. Tanışamadık. Hani tanışamadıklarla bir şey yapamayız yani. Bunun sonunda şey lazım ya, buldum ve yazdım yürüdüm gibi bir şey. Olmadı. Olmadı abi. Ne oldu Pelin peki? Ama asıl komik olan şey şu. Ben o günden sonra, ama gerçekten bunun ilişkiye dönmesiyle hiçbir alakası yoktu. O kadar eğlenceliler, Onur'la videolarını gördüm, çok güzel programları var derken o gün onları takip etmeye başladım. Ha. Aynen. Ama gerçekten böyle bir şey aklımda yoktu. Tabii canım. Vallahi yoktu. Tabii abi. Tabii abi, hiç olur mu ya? Yok be oğlum. Sonra o beni bulduğunda ben onu zaten takip ediyordum. Evet, o an muhteşem bir andı. Sen kendi takipçilerin arasında Pelin yazmak aklına gelmedi. O asillikle beni takip edeceğini düşünmemiştim. Vallahi. Hiç böyle. Yani her yerde aradım. Ana. Şöyle oldu. Ortak arkadaştan buldum gerçekten, ama Pelin de arıyorum ya abi, Umay diye aramalıymışım. Ha, şimdi benim iki ismim olunca Umay abi, Pelin, o evet. Da Pelin hiç diye. Hiç Umay'ı kullandığı bir dönem oldu mu kızım? Olmadı. Hep Pelin. Yani evde de kullanmadıkları için aslında hep Pelin diye. Güzel ama modern bir isim. Umay'ı kim koymuş? Annem. Pelin'i? Ya onu da annem. Babanın hiç dahli yok mu konuya? Vardır ama. Soyadın annemden. Hoppa. Herhalde soy isimli oradan geliyordu ya, annem biraz baskın davranmış. Peki DM'den kim kime yürüdü? Vallahi o yürüdü. Tamam, nasıl yürüdü? Ne yazdı hocam ilk? Abi beni takip ettiğini gördüm, hemen takibi aldım, bir şey yazmadım. Ha. Bayağı sürdü bu arada yani ya, o süreç. Atıyorum, Nisan'da eklediysem Mayıs'ın sonuna kadar bir şey yazmadım. Like attım, azıcık story izledim. Bir tanesini izledim, ikinci izlemedim. O 45 gün. Çok kötüymüş. Bunu hafta sıçarım, anlar. Birinciyle dördüncüyü izleyeceğim. O zaman asla aklına gelmez. Anladım. Birini evet, izledim, birini atladım. Hani böyle aç köpek gibi görünmek istemedim yani, anladın mı? Hani öyle yani, işte story'de ilk izleyen ben olmayayım falan gibisinden taktiklere gittim. Vay, 45 gün bekledin. Yazmadım. Ne ara biriyle tanışıp aşık olup evlenme kararı alsaydı? Evet. O zaman ne yapardım? Oğlum büyük hata yapmışsın, bunu yapma yani. 45 gün çok uzun zaman. Bence de. Sonradan aydım işte. Ya şey, İzmir turnesindeydim ben. İzmir'de hava çok sıcaktı, İstanbul yağmurluydu. Kazaklı bir story koymuş böyle, üstünde kazak. Çok kötü bir şekilde şey yazdım. Aa, orada yağmur mu ya, burada hava çok sıcak falan yazdım. Çok iticiyim yani o sırada. İtici değil de IQ 4. Yani sempatiyle alakalı problem yok ama ya, çok evet. Dümdüz girmişsin yani. Belki iyi bir şaka da varmıştır da, yemin ederim hatırlamıyorum. Mikael'e sorsaydı o bilirdi havayı. Yanacağız. Hazır mıyız? İlk buluşma neredeydi Pelin? Moda'da. Moda'da. Evet. Tamam. İkimiz de aynı tarafta oturuyoruz ama ben de biraz koştum peşinden kahve sonra. Kahve mi içtiniz, içki mi içtiniz? Çekirdek çitledik desem. Bayağı. Şeyde, banklarda. Bir kafeye gittik. Tamam. Ama zaten... Kafeye çekirdek mi soktunuz? Evet. Allah kahretsin. Hiç sevmem öyle insanları. Ya o da... Tatlıcıya börek sokuyor. Siktir git. Ne işin var senin burada? Deme yani, ben tatlıcıyım ya. Evet. Su böreği yiyemezsin yani. Yok yok, tanıdık diye en azından. Çünkü bana öyle bir sözü vardı. Kırmadı. Ya çünkü buluşalım geyikleri dönüyor ama bir türlü buluşamadık. Mayıs'ta yazışmaya başladıktan sonra da artık. Haziran, Temmuz falan. İşte Moda'da çekirdek çitlemek, sahilde oturmak, Moda'da çekirdek çitlemek gibi şakalar dönüyor. Masumuz ya. Ondan sonra. Yapamadık. Sanki normalde seks makinesi harekete bak. Masumuz ya. Yok abi. Tamam oğlum. Hepimiz o kadar masumuz yani. Tamam. Sonra olmadı o. Yani yapamadık bir türlü Moda'da buluşmayı. En son tanıdık bir mekanda. Dedim hani gel burada oturalım bari. Ben de çekirdek alayım bakkaldan. Orada çay kahve çekirdek yaptık. Ha, öyle. Ne güzel. Tanıştınız. Tanıştık. Aynen. O gün elleriniz uçuldu mu? Hayır. Tabii. 45 gün daha bekledin sen, ben biliyorum. Aynen öyle. Asil. Saymaya başladım o günden sonra. Kaçıncı buluşmada oldu? Yakınlaşma. Şimdi bir dördüncü buluşmada falan bir böyle bir fırın gibi bir yerde çay içtik. Sen ilk 4 buluşmada toplam 40 lira mı harcadın bana onu söyle. Ben hayatımda bu kadar düşük profilli buluşma serisi görmedim yani.
çekirdek çay kahve, dördüncü de hala fırındalar yani. Hala yani. Harbiden biz fakir bir ilişkiymişiz. Aga biraz daha para kazanırsan fakir olursun, öyle söyleyeyim. Doğru. Yani. Bu bayağı aşağıda bu yani. Hay Allah'ım, hala ben... fırına götürüyor kızı. Abi en yakın mekan oydu o saatte çıkan. Tabii abi. Yoksa var yani. Yoksa, balya balya bütün var. Bütün mekanı. Tamam. Çay içtik. Neyse arabası var. Fakirlik ciddiye alınmasın diye. Arabası var. Kim aldı? Babası. Ondan sonra arabayı da oraya bir yere park etmiştik. Arabaya doğru bırakırken abi nasıl bir şey içinde bulunduysam ben bir anda böyle yanağımdan öptüm arabaya binmeden. Böyle garip ama hani normal hadi görüşürüz gibi değil de böyle diye öptüm. O nefesi de duyduk gerçekten. Canımız sıkıldı, tadımız kaçtı hep beraber. Ne yapıyorsun ya? Yanak böyle bir şey değil, o kadar niyete girdiysen yapıştı daha yani. İşte hani orada bilemiyorsun, hani tokatla yiyebilirsin. Tabii. Ne yapıyorsun sen? Bence şurada tokat yemen gerekir, doğayla. Bir şey demedi yani, sağ olsun arabaya bindi. Diyecek bir şey var. Allah razı olsun, öpmeme izin verdi. Ne olarak kayıt? Sese bak. Ne olarak kayıtlı sende? Umay'ın. Umay'ım. Ya kızın adı Pelin. Sen başkasını hayal ediyorsun ya. Ben de farklı olayım. Herkes Pelin diyor. Ben farklı olayım. Umay diyeyim de Umay'ım diye kaydettim de. Yok hiç ağzıma gelmiyor. Hep Pelin yani. Ha, Umay'ım evet. Diye ama arıyor. İlk öyle kaydetmiştim ama hiç oturmadı ağzıma. Umay, Umay. Böyle çok da seviyorum ismi. Ama şu anda... Çok güzel bir isim ya. Umay. Evet Umay. Pelin yani şu anda isim olarak Pelin ama telefonda Umay'ım. Ne hatta güzel. Şaşıranlar oluyor yani. Umay arıyor, Umay'ın arıyor falan filan gibi görünüyor. O sende? Dodon. Bir de şöyle bir kas işareti, emojisi var. Her şeyi de anlatmıyor. Kaslı mı adam? Yani benim için kaslı. Yo. Dodon. Dodo. Dodo mu dersiniz Doğan'a? Evet. Dodo deriz. Arkadaşları da Dodo diyor. Öyle mi? Ben de ona bir M ekledim biraz. Yani. Ha, Dodo. Kıskançlık gibi oldu ama. İlişkinin kıskancı kim? O. Ha? O. Bu kadın mı falan? Yani evet kıskancım ama... Hayatı böyle acayip etkiliyor ya da ben de kendime dar etmiyorum. Nereden anlıyoruz Pelin'in kıskanç olduğunu? Abi takıyor. Yani mesela birisine uyuz oluyor. İlla benim bir şey yapmama gerek yok. Karşı taraf bir şey yapıyor mesela. Hani ne yapıyor karşı taraf? Yakın kaşı temas. Gözü oynuyor. Yakın temas. Yakın temas. Şey mi yapıyor? Yapıyor mu? Çünkü bu yakın temastan fazlası bu. Başka bir şey. Ya işte bilmiyorum. Kadınlar bilmiyorum yani. Kadınlara sorma. Ya böyle bir his vardır ya. Hani biraz fazla bir samimi, bir enerji gelir. Değil mi? Yani, yani onun gibi bir şey hissettiğimde şöyle bir derin nefes diyorum. Tamam. Biraz böyle bir değişiyor yani. O mizacım mı değişiyor? O da anlıyor hemen, hissediyor zaten. Ha, hemen uzaklaşıyor. Hayır ama ne olduğunu anlamıyorum. Ne oldu diye iki saat soruyorum. Yani çünkü hiçbir şey yapmadım ben. Hani üstüne alınıyor. Meğer o kız fotoğraf çektirirken elini belime koymuş da oradan aşırı samimi davranmış da falan gibi böyle şeyler. Kaslısın ya ondan. Buralarım yağlı halbuki ama. Öyle mi? Evet, buralar yağlı. Üzüldük. Bende de hiç yoktur. Ben de hep oralarda hep kapkas. Bir insanın şurada six pack olur mu ya? Şurada ya. Geçen aynadan bakıyorum. 6 tane kas var şurada ya. Birbirinizde şifreleriniz var mı? Sosyal medya şifreleriniz? Yok. Ha, sosyal medya şifreleri. Şimdi mesela Instagram şifreni şu an istese verir misin Doğan? Doğan ben cevabımı aldım. Sen rahat ol. O geldi o cevap. O sessizlikten geldi. Yani artık ne desem boş gerçi ama veririm ya. Yani zaten telefon durur yani orada masada falan. Bırakıp giderim yani telefonu. Şifresi var mı telefonun? Var ama biliyor. Bilir ha. Yani biliyor şey saklamam. Yanında defalarca kuzum, beraber bakarken açtım. Kuzum hiç o yokken. Allah sen burada itiraf et. O yokken hiç karıştırdın. Vallahi, vallahi en çok karıştırmadım. Bunu... Hiç. Hiç. Sıfır. Sıfır. Yemin et lan vallahi. Yemin ederim ya. Ya. Adam yemin... beni bıraktı. Yemin et lan. Bunu ben hep merak ediyorum. Yıllardır merak ediyorum ben bunu. İçinde tutmuş resmen. Kur açarsın de. Abi en çok merak ettiğim cevap buydu. Gerçekten bak hani burası böyle aşırı dürüstlük yeri ya. Hani yalan söyleyince sanki bir şey olacakmış gibi oluyor. Sen şimdiye kadar çarpılmazsa daha çarpılmazsın sen rahat ol. Bunu çok merak ettim. Hani bakmadın vallahi mı? Bakmadım. Ben bir iki defa böyle kıllandım duşlanırken falan. Yok. Yok. Evet. Hayır hayır. Yok, sen hocam kıskanç mısındır? Ya kıskancım evet. Ama tabii hani öyle aşırı aynı dediği gibi hayatını dar eden o kim bu kim falan filan yapan bir tip değilim yani. Ne bileyim ya da eskiden belki biraz öyleydik de yaş birazcık büyüdükten sonra aha. Bazı yaşanmışlıklardan sonra artık
onları çok önemsemiyorsun. Lise zamanlarımı hatırlıyorum. O dönemki kız arkadaşlarımı hayatı zindan ettiğim oluyordu. O kim? Kuzenim. Kuzenin yanındaki kim? Adı ne? Cinsiyeti ne? Yani hep böyle... Onu anlayamıyor mu cinsiyetin uzaktan? Ergenlikte tamam. Sincap olsun. Dişi mi erkek mi? Kavga ediyorsunuz arada. Ya ses illaki... Ha. Tabii canım. Çok da... Ses çok yükselmiyor ama tartıştığımız oluyor tabii. Sevgili Pelin, bu zarifliğinle Doğan'a ağzından en sert ne çıktı? Asilsin, tamam. Ya, o da bir yere kazandı. Tamam. Ne çıktı? Dürüst ol. Doğan... Şimdi burada söyleyemeyeceğim. Söyle canım. Hatırlamıyorum da şu an heyecandım. Göt dedi bir kere galiba. Ben söyleyeyim yani, o söyleyemeyebilir. Öyle mi? Evet, evet. Ne olmuştu da üstüne dedi? Ama onu da çok kızgın demedi ya. Hani ben böyle bir uyuzluk yaptım herhalde. Böyle bir içinde tutamadı böyle. Göt dedi yani. Hani öyle bir şey dedi. Bir azıcık da hoşuna da gitmiş gibi senin. Öyle anlatıyor. Güzel gidi abi. Sevmiş. Beklemiyordum. Arada söyleyeyim. Arada söyle. Öyle kaydet. Götüm diye kaydet. Dodon'dan daha güzel yemin ediyorum. Götüm arıyor. Abi götümü meşgul ettim. Yapma ya. Senin ağzından en sert ne çıktı Pelin'e karşı? Vallahi çıkmadı. Hiç. Yemin ederim çıkmadı. Böyle gerizekalı yani, salak. Ya onlar tatlı şeylerde çıktı ama kavga olarak bir şey çıkmadı, çıkmadı. Yani. Şey hani tarz olarak da biraz tartıştıktan sonra hani vardır ya öyle uzak kalıp sakinleşip ondan sonra tekrar bir konuşmak gibi çözümlere gidiyoruz yani. Anladım. Öyle sen bir... daha önce bir evliliğin var. Evet. İyi. Bu beni sevindir. İlişki testinin moderatörü oh, olarak bu lan. Bana çaça yaptırıyor. Sizden söyleyeyim. Minik bir çaça hazır mısınız 2 metre adamı? Abi gözlerimiz kanadı. Lütfen gidelim artık biz buradan. Kaç zamanlık bir evlilikte? Yani o da işte 1,5 yıl sürdü diyebilirim. Ha, kısa bir evlilik. Kısa bir evlilik. İlişkisi normal. Uzundu da evlilik kısa 1,5 yıl. Anladım ben. Normal. İlişkisi ne kadardı? 5,5 yıl falan herhalde. Oo, bayağı uzunmuş. Hı-hı. Onun 1,5 yılı da evlilikti işte. Tamam ne güzel. Ondan sonra bitti. Ayrıldık. Boşandık. Tamam. Pelin yaşın kaç kuzum senin? 32. Aa göstermiyor ha. Eşek kadarmışsın. Şimdi. Tabii ki senin de ilk uzun ilişkin Doğan değil. Değil. Tamam. Hadi söyle söyle. Ben de Şendul'um ya. Sen de eski evlisin. Evet. Dene! Abi biz ilk buluşmada... Oğlum ne olur böyle döverken evlenip gelin şu program artık yeter ya. Biz ilk buluşmada... Ben böyle sıkınıyorum böyle söylemeye falan filan. Ya işte ben bir evlilik yaşadım gibisinden. Tabii hiç düşünmüyorum ki. Google'a yazsa çıkıyor bütün fotoğraflar falan. O dedi ki ya şey yapma hiç anladım ben seni dedi. Ben de sen derim dedi. Ne demek ya? Ben uyuşturucu de... bağımlısın dedi seni. Çok sert bir şey bekliyorsun. Ben de yemin ederim. Sonra ben de dulum falan deyince biz bayağı çak yaptık ya. Evet. Ya, tabii. Ben dulum. Hoppa! Benim 3 tane gayrimeşli çocuğum var. Benim 5! Çak! İkisi Orta Amerika'da. Panama'da. Çak! Oley! Şöyle bir bakarsak. Ayrılığa yakın bir an oldu mu? Benden olmadı. Olmadı. Doğan'dan oldu mu? Bilmem. Yok olmadı. Bende de olmadı. Yani hiç öyle bir şey... Sen niye böyle kafamızı karıştıran muallak cevaplar veriyorsun? Belki itiraf etmemiştir burada eder diye. Ha anladım. Hani benim de haberim yoktur. Dur dur bugünü beklemek. Çok komik olmaz mı? Abi Allah razı olsun ben gidiyorum yeter ya. Benim gerçekten Umay diye bir sevgilim var. Yani ben öyle kaydettim. Hazır duruyor orada. Kayınvalideler, kayınpederlerle tanışıldı mı müstakbel? Anne babalarla tanışıldım yani. Yani... Biz tanıştık ama anneler anneleri tanımıyor. Ben annemi tanıyorum, babasını tanıyorum. Doğan tanıştı. Ben anneyle tanıştım, abiyle tanıştım, yengeyle tanıştım. Babayla henüz tanışmadım. Tamam. Evet. Nasıl ama o benim işte? Ailemin hepsiyle tanıştı. Öyle mi? Evet. Güzel güzel, çok keyifli. Mesela ya. Senin ailen Pelin için ne dedi? Şimdi düşünüyorum, ilk ana gidiyorum. Tiyatro kulisinde tanıştılar ilk. Aha. Aynı oyuna geldiklerinde ondan sonra. Daha sonra eve gittim, aradım ben. Dedim ki hadi bakayım gıybet verin bana. Ne diyorsunuz falan filan. Öyle, muhabbet yani. Çok tatlı buldular, çok kibar buldular. Mutluluklar dilediler. Ondan sonra böyle de gidiyor o günler. Araları iyi ama. Yani. Ailen seninle böyle telgraf çeker gibi resmi mi konuşuyor? Mutluluklar, stop. Çok tatlı kız, stop. Sakın kaçırma, stop. Bu kız sana çok, stop. Muhtemelen öyle konuştular. Ya işte, toparlamaya çalışınca öyle oldu abi. De öyle yani, güzel. Bugüne kadar da bir sıkıntı yaşanmadı şu ana kadar. Yani. Sen? Bende de öyle. Çok enerjisini sevdiler. Hani ilk zaman böyle ilk tanıştıkları gün de çok böyle samimiydi. Zaten yapısı da öyle. Yavşak biraz. Hayır, lütfen güzel. Estağfurullah canım, şaka olsun diye. Kendine diyor. Biraz yavşak. Estağfurullah, estağfurullah. İlk defa kendine laf sokup düzelteni görüyorum yani.
Tam bir göt. Yok yok yok. Var romantik mi? Nasıl yani? Anlayamıyoruz da mimiklerini acaba. Romantik mi değil mi? Ne yapıyorsun oğlum? Tiki var galiba yapıyordu. Romantik mi? Anlaşılmıyor bana diye. Bana da yapıyor, size yapıyor. Bana da, bana da yapıyor, sana yapıyor diyor benim. Yani aslında romantik... Omzunu da ağladı mı hiç? Ağlamadı. Ha. Gördün mü ağladığını 15 ayda? Tam ağlama denmez ama gördüm. Yani morali çok bozukken benimle paylaştı. Gözleri doldu. Gözleri doldu, aynen. Böyle romantik bir şarkı eşliğinde sarılarak ağlamışlığınız var mı? Yok. Bunu yaşayanlar var mı? Yok. Seni ağlama dayanamam Sezen Aksu. Başkasının yanında doğan üzerinden şaka yapar mısın? Yaparım. O da yapar. Yani böyle alınganı, güceni... Yok. Böyle bireysel, kişisel bir şey değilse bayağı birbirimizle evde, biz kendi kendimize de birilerinin olmasına ihtiyacımız yok. Bayağı ha. Takılıyor yani. Ben de ona. Toplumun içinde de gömüyoruz. Mesela Pelin çok yer. Yani aşırı böyle... İlk buluşmalardan bir tanesiydi. Gece böyle acıkır gibi olduk. Kızı gene fırına götürdüm belli ki. 4 tam ekmek yedi abi. İçine bir şey koymadan. Tam ekmek ve bayat. Biraz böyle içki içtikten sonra gittik. İşte acıkıyor ya insan birazcık. Tantunici var. İçki içtiniz ha? Hayret. Tabii tabii. Hayret. 62 lira hesap ödemiş. Vallahi hayret. Tamam. Oturduk. Tantuni söyledik. Ben zannediyorum ki hani bir tane şu küçük tantuni dediğiniz şey, küçük bir şey geliyor ya zaten. Böyle. Dürüm. Ben bir yarım ekmek alayım dedi. Gece 1:30 falan dedim, Allah Allah. Hiç dışarıdan da öyle görünmüyor ama yani içinde bir canavar var. Bir tane yarım ekmek tantuni yedi abi. Ben küçük bir tane yedim. Kalktık, bir yarım saat sonra çorba içti. Yani yiyor. Hiç beklemiyorum yani öyle şeyler. Hala yapıyor aynı şeyi. Geçen tatil dönüşü... Daha büyük bir hikaye bekledik değil mi? Hiçbir şey çıkmadı içinde. Abi inanmayacaksın, turşu da yedi. Kaşıklıyor, ya... çorbayı kaşıklıyor. İnanabiliyor musun? Oğlum bir şey yok burada, tantuniye bir çorba içmişiz. Yok ama abi çok iyi. Öyle bir anlattık ya, bir tepsi börek zannettik. İşte fırıncıya götürüyor ya normalde. Eşim fırıncı. Restoranda çok yiyorum belki herhalde. Ha, sen daha mı sok işi bunu? Sok kız sok, en sevdiğim konuk sok valla. Ya şey oldu mesela, bir pizza bir salata söyleniyor. Salatayı bana getiriyorlar. Ha, garson arkadaş salatayı onun önüne koyuyor. Diyorum yok canım onu değiştir o diyorum. Onun pizza onun yani. Öyle böyle mi? Şeyler oluyor. Ha, sen dikkat ediyorsun azıcık. Evet biraz. Sağlıklı yaşamaya. Aynen. Bir de bu yazın birazcık abartıyorum. Yazdan sonra dikkat etmek gerekiyor mesleki olarak. Ha anladım. Evet abi. Güzel. Yani çok yedi dediğin örneğin bu kadar. O kadar yani. Ya yok geçen tatil dönüşü Kaş'tan dönüyoruz. Yalan geliyor, hazır ol. Demin ikna almadık ya. Kaş'tan dönüyoruz. Arkadaşımız iyiydi ya. 16 yaşında çocuk yedi bitirdi. Biz de şaşkınız yani. Arkasında çorba içti yine aynı şekilde. Bana da olur bu çünkü yani. Karşı taraf ikna almayınca götümden uydurmaya başlarım yani. Köfteciye girdik bütün ekip. İki tane köfteydi ya! Hayır. Bakalım ne geliyor? Herkes bir porsiyon köftesi yedi abi. Kalktık. 40 dakika sonra benzin almak için durduk. Kız gene köfteyi yemiş, insan gibi kalkmış. Dur bakalım. Bir tane de gözlemeydi. Benzin için durduğumuz benzin istasyonunda. Yine geldi düşük hikaye. Hadi bakalım. Bey, herkes sıkı dursun. Sonunda da çay içti. Herkes sıkı dursun. Abi, çay içti ya. Bir şey diyeceğim. Ya seyirciye de söyleyeyim. Bu birazcık hayvanlık değil mi? Ya rica ederim. Sen niye coşuyorsun oğlum? Pardon. Pardon diyeyim mi? Pardonu mu kalmış? Ya elinin tersini gördün mü? Ben ikna almayınca kızı sattım. Bu hayvan çocuğu değil de nedir ya? Şık bulur musun Doğan'ı Pelin? Bulurum. Bulurum. Çok da bakmıyor galiba ne gibi. Bulurum yani şimdi sordunuz diye söylüyorum. Bu bir şeyler geliyor. Örtünüyor yani götüm öte hep kapalı. Giyiyor bir şeyler. Hayır şöyle. Nasıl yani? Normal günlük hayatta takım giymediği için ya da böyle çok ekstra bir şey giymediği için daha rahat giyiniyoruz. O yüzden dedim. Bulurum. Ben yani çok böyle alakasız şeyleri karıştırmıyor. Smokinli halleri falan var. Düğünlerde, minlerde öyle giyiniyor. Evet. O zaman yakışıyor yani değil mi? Ben yakıştırıyorum tabii. Şık oluyor. Ha. Pelin şık mıdır hocam? Şıktır. Ya genel olarak şıktır yani. Hani ben tabii çok bildiğim bir alan değil. Moda tasarım vesaire falan. Takip eder misin Pelin modayı? Tabii. Bu sene ne moda? Bildiğim kelimeye bak. Bu sene... Ben sana moda diyeyim, gerisi sen alır. Ben çok hakim değilim yani. Hay Allah. Şu an bildiğimi de unuttum. Ne mesela? Bu yazın trendi ne? Renk olarak.
Bir şey dön, mesela bu bel çantası falan döndü mü hep? Onlar geçti artık. Geçti. Var tabii, evet evet. Bandana vardı. Dönmedi hala bandana, ben onu yok, bekliyorum. Yok artık onlar değişik bağlama çeşitlerine geldi. Öyle mi? Taçlara geldi, aynen. Taç döndü mü? Tabii. Ha, moda evet, şu an. Tabii ki. Peki, takmamışsın taç. Ben çok yakıştırmıyorum kendime. Ya yakışır aslında. Bu adama metroseksüel diyebilir miyiz? Bakımlı mıdır yani? Bakımlı bakımlı. Dikkat eder kendisine. Bir böyle en son illa aynaya bir bakacak çıkmadan, bir o saçlar yapılacak. Jöle? Bir, tabii olmazsa olmaz bir wax. Wax. Peki seksi diyebilir miyiz? Bu haline diyemeyiz bence ama. Yani Doğan seksi bulur musun? Ben bulurum. Başkası bulursa da ağzına sıçarım, öyle söyleyeyim. Ben bulurum. Ben onun sevgilisiyim. Ya, yani ben buluyorum diye dedim. Tamam tabii, canım. Evet. Ben de buluyorum. Sen hocam Pelin'i seksi bulur musun? Bulurum, bulurum. Ben çok yakınım. Şu konuyu kapat, sıçtır bakalım. Tamam. Tamam, eski karımızı konuştuk, emzirken. Tamam, seksi, tamam. Hanımlar beyler, bendeniz Mesut Süre, ilişki testi Kadıköy Duru Tiyatro'da yeni kanalında. Mesut Süre ilişki testi YouTube kanalında alkışlarla devam ediyor. Pelin, sence Doğan dünyanın en yakışıklı adamı mı? Bence yakışıklı. Ama? Yakışıklı benim için. Okay. Tamam. Daha güzel olsaydı dediğin bir fiziki özelliği var mı? Yok. Yok yok, vallahi yok. Hakikaten. Ben görüyorum, var. Ben şu an görmüyorum. Mesela bak bir İleride yüzüne, kaşına gözüne bak. Sence yok, yok, de alnına Boeing uçak inmez mi bu adamın? Ve sıkışmadan. Hayat böyle bir şey abi. İner abi, ne var yani? İner. Bence de. Kibar işte. Yok ya, iner de. Abi, iner abi. Ay ne var canım? Hayır, demin de şey dedi. Şu an yok ama belki ileride dedi. Yani evet. Tabii olabilir. İleride andropoz falan. Hakikaten. Hocam, kaşı yıl, kaş ben... gözü göz mü kuzum? Vallahi kaşı kaş gözü göz. 10 mu veriyorsun? 10 veriyorum. Öyle mi? Ya ama bak, gönül gözünle bakıyorsun yine yetmez yani. Senin... Ben memnunum ya. Vallahi çok memnunum. Katarakt olman lazım 10 demek için yani. Belki geniş alın seviyor yani. Belki uçak seviyor, bilemiyoruz yani. Hocam, Pelin dünyanın en güzel kadını mı? Evet. Hadi açık ya, bir şey olmaz. Evet, böyle... benim için tabii ki şu anda dünyanın en güzel kadını o. Tamam. Çok daha güzel olsaydı dediğin bir fiziki özelliği var mı? Abi maşallah var yani, şöyle bir bakıyorum şimdi de. Ne bileyim, bence çok tatlı. Burun güzel yani falan hani. Bir de şimdi derin konuşmalara girmeyeyim, ulvi ulvi konuşmalara da yani. Güzellik hani çok göreceli, neye göre güzel, ne güzeller gördük derler ondan sonra. Ben değil derler dedim. Bu şimdi hoş derler. Olmadı. İlk defa bu kadar saçmalar birini görüyor bu çocuğu yani. Yani çok güzel maşallah. 3 kilo daha alsan? Alınca söylüyorum. Ya geçen ha, nerede? Yanaklar. Evet. Evet. Çok... Ne var yanağında? Ya kilo olunca yanaklar gerçekten çok büyük oluyor. Güzel değil mi peki koca yanak? Çok güzel. Çok güzel öpülüyor ama bence ona küçük yanak daha çok yakışıyor. O yüzden. Ha, anladım. Yani o da kendi de şikayet ediyor zaten yanaklarında. Etmiyor yani resimlerde hani en yanaklı çıktığın için o yüzden. Bir şey yoksa yok canım, yanaktan ne olur yani. Ha, o yani kilo alınca diye şey oldu. Bu arada modadan anlıyor musun diye sordum sana. Sen tasarımcıymışsın. Evet. Moda tasarımcısı. Aynen. Niye alttan aldın bu kadar yani? Ben de çok heyecanlandım. Ha. Bir şey de diyemedim. O yüzden ama evet. İşine çok hakim durmadın yani. İyi bir izlenim yaratmadım o sırada. İtiraf etmek istemedim. Anladım. Aynen. Ben olsam söylerim, ben tasarımcıyım. Böyle salak salak sorularla gelmeyeyim derim. Yani. Değil mi kızın mesleğine? Emlakçıya gidip sen evden anlar mısın derim yani. Elinde sihirli bir denek var. Fışt yaptın. Bir huyu değişecek. Hangi huyu değişsin? Haklı olsa da... Böyle sinirlenince gözü kimseyi görmüyor. Sinirini değiştirmeyi isterdim. Ne yapıyor sinirlenince? Çok yükseliyor. Ya bana değil. İşte biri bir şey yaptı, haksız yere yaptı. İnanılmaz. Ben diyorum ki mesela Doğan, hani ben de oradayım. Bir sakin ol, yok. Hiç kimseyi görmüyor. Bayağı yüksek yüksek devam ediyor yani. Ana avrat gidiyor mu mesela o tip anlarda? Henüz ona
gelmedik. Ha anladım. Ama duvar yumrukluyor mu hiç? Şöyle bir vuruyor. Duvar olmasa da. Nereye? İşte elinin altında ne varsa şöyle bir sinirlenince. Duvar. Evet. Çok sinirlendin. Maddi değeri çok kıymetli bir şeyi duvara atabilir misin? Atarım. Telefonunu falan. Atarım. 60'lığın var mı? Var. Ah. Atarım. Attın kırıldı. Sonra çok pişman olurum ama atarım yani. Attın kırıldı mı? Ne oldu? Kırıldı. Paramparça olmuşluğu var telefonlarımın. Evet. Neden yapıyordum öyle şeylerde hatırlamıyorum. Kaç defa attın? Telefonlarımı. 2-3 tane telefon leşim var abi. Acayip bir şey. Evet. İnsanın canı yanar. Çok. Çok üzülür yani. Evet evet. Taahhütlü müydü? Kırmışsın telefonu 19 ay daha önce ayağımı ne yaptım ben yani? O salaklığın her ay geliyor böyle 150-150 her ay. Tam unutuyorsun artık sakinden 150 daha az sıçam artık. Ne kadar üzücü olur ya. Yok abi çok şükür taahhüt değil de hep böyle arkadaşların ikinci el aldığımız telefonlardı. Ondan sonra ama ya bir 3310 bir 8850. Zamanında neydi o telefonlar hey hey yani. Onlar 33 onun hiç böyle zamanında iyi olduğu bir telefon yok yani. Şimdi bak. İlk çıktığında bile bu neymiş bir telefonda 33 on. Kusura bakma. Birbirimizi kandırmayalım şimdi. Mesut Bey bir saniye. Sayın Süre. Abi sallamayız Sayın biz de hatırlıyoruz geçmişi. Hayır. Şarlatanların lüzumu yok biz de hatırlıyoruz. Burada 87-85 kuşağı bilir. 33 on ilk çıktığında yılan gibi telefondu. Gerçekten. Yılan oyunu vardı sadece yılan gibi değildi. Sen ikisini karıştırmışsın. Mavi olan herkes de vardı. Herkes de olması evet şu anda düşününce saçmaymış. Tabii abi çok iyi bir telefon herkes de olabilir mi yani? 88-50 böyle kapağı açılırdı. Onu mu kırdın? Onu kırdım. Sen onu sadece kapağını kırmışsındır ben sana söyleyeyim. O çıt diye kırmışsındır evet. Bırakmışsındır yani. Ya onları hatırlıyorum. Ama biraz sinirlenince nedense öyle bir göz dönmesi oluyor. Ama hani şey bireye zarar vermek değil de herhalde bireye zarar vermek istemediğim için de masa. Aa madde. Anladım. Öyle bir şeyler oluyor yani. Böyle hiç hayatında şey bir durum oldu mu? Çok sinirlenip bir tane masayı böyle baştan başa. Ben bunu çok istiyorum. Abi. Hiç yapmadım hayatımda yani. Sen böyle de... Tabak çanak sıçarım böyle hayata deyip böyle. O zaman tek tek alıp yıkacaksın onları. Yapıştıracaksın evde falan. Sen deyince benim canım çekti mesela. Aa, ya. Ne güzel olurdu. Öyle bir şey olmadı. Keşke. Böyle dükkan açılır ha dükkan. Böyle üstü dolu masa. Gel devir abi diye hop. 20 lira. Ben masayı... Ben sokayım vizyonuma. Yok masa devir... Yani öyle bir şeyim olmadı. Keşke olsa bir gün. Ama... Keşke olsa. Ya bu canım çekti ya. Gel çok tatlı değil mi ya? Tabii ya çekilir. Evet. Hocam fışt yaptın. Pelin'in evet. Bir huyu değişecek. Hangi huyu değişsin? Kindarlığı. Harbi mi? Evet evet. Unutmaz. Düşman başına. Hakikaten mi? Çok kin. Bir de garip kindar. Garip. Yani garip kindar. Benim üzerinden de bir şey yaşanıyorsa hayatta ona kin tutuyorsa yani orada da vazgeçiremiyorum. Örneğin bana bir haksızlık yapıldı. Biz seninle bozuştuk. Sen bana yamuk yaptın. Yamuk yaptım. Ama... Çok iyi işler yapmışımdır bu var yani. Sen bana çok iyi giderken. Çok iyi giderken. Çok iyi gidiyordu diyaloğumuz. Bana yamuk yaptın. Tamam. Para pul mesela ya da başka bir şey. Onur duyguyla ilgili bir şey yani. Bunu duyarsa abi sana benden çok kin besliyor. Öyle mi? Ya ben desem ki Mesut abi özür dilemiş bak hani ki biraz... dilemem. Var ne abi bozuştuk bozuştuk. Ha. Herkes yolda yani evet. Mesut abi normalde hiç özür dilemez ama bak dilemiş falan deyince sikirsin. Ne işi var ya ne mesaj atıyor hala sana falan gibi kindar yani hiç affı yok. Siktirsin demiştin duydun mu hiç? Duydum. Öyle mi? Tabii tabii o konularda diyor. Bak nasıl kafasını aldık. Sana mesela haksızlık yapan birine fu çocuğu demişliği var mı? O da söylesin ya. Var mı? Var. Öyle mi? Evet. Dünya tatlısı kindar köpeğe bak ya sen. Kin gelince değişiyormuş. Var ne var? Anasına söylemişim ne var burada ya? Hak etmiş. Doğanıma haksızlık etmiş. Göt. İşte o çok güzel o. Göt. Ha. Evet. Ama yani ciddi bir şeyse öyle çok küçük bir şey hani onlara takılmıyorum o kadar da değil de arkadaşıma da yapılsa aynı şey aileme de takı ya bilirim onu hayal hani şey arkadaşlar vardır böyle aa yaptığını hatırlamıyorum ben asla unutmam. Vallahi. Yani mesela kavga değil. Ediyorsunuz diyelim bir şekilde tartıştınız onu mesela atıyor mu hafızaya daha sonra kullanırım diye. Yani şöyle atıyorum ama kullanmıyorum. Henüz yani inşallah bir daha. Şu an var yok, mı mesela? İlişkinin içinde öyle bir şey olmuyor. Kullanabileceğin bir iki donen var mı hatırladığın? Mesela Doğan'ın zor bir anında yerde tekmelemek için kullanacağın. Düşüneyim. Son bir kılıçla ikiye ayıracağın o doneler var mı yani cebinde? Sen de bunu yapmıştın diye. Ne?
Bana bakmıyor. Evet, yok şu an hatırlayamıyorum. Ha, anladım. Aynen. Hatırlamıyorsan işte, yoktur aynen. Yani. Ya o huyu değişse güzel olur. Çünkü ben affediyorum insanları. O affetmiyor, görüşemiyorum. Hadi canım! Ya o ya ben, ya biz barıştık. Ya seninle adam barışmış. Ya o barışsın ama beni dahil etmesin o zaman. Ha, kendi görüşsün. O hala kindarlığıyla... Ha, asla görüşmesin onunla yani. Yok. Vallahi abi. Allah Allah. Baya Angry Birds gibi geziyor ortalıkta yani. Abi mi? Var mı böyle bir yay evde mesela? Yani hanımının taklidini vıyy şeklinde yapar. Hangi kuş vıyy demiş acaba? Hayır, orada sarı bir tane vardı değil mi? Ufak bir şey. Ona da benziyor ha bakınca gerçekten. Vallahi kuşmuş ha bu. Ben o yüzden sevmişim. Siz bu arada iki tane şenlulsunuz ama şu anki şartlarınız o kadar da dul gibi değil. Çünkü evet. Sen ailenle yaşıyorsun. Aynen. Eve giriş saatin var. Var. Eşek kadar kadın seni kaçta getiriyorlar eve? Vallahi ezanı 12, kurunca mı? 12 sonrası çalıyor telefonlar. 12'de. Kaçta geliyorsun? Neredesin? Var ya. Var. Vallahi mi? Aha. Aynen. Sen hocam tek yaşıyorsun. Tek yaşıyorum abi. Tamam. Şey izni yok mu mesela arkadaşlarımda kalacağım deyip hiç Doğan'da kalmışlığın var mı? Bunu yayınlayabilir miyiz? Yani olmaz olur mu? Yayınlayın ya. Zaten coştu. Olmaz olur mu ya? Annesi babası mı kalmış? Ben 32 yaşındayım rica ederim ya. Ama bu benim içimde bir... Yani evet. Tabii yüzden... ya. Konuş sizde yani. Nerede benim kameram? Anne baba. Nasılsınız? Her şey bir ayarı var değil mi? Coşma bende. Tanımam etmem. Belli olmaz şimdi yani. Öncelikle ellerinizden öperim hepinizi. Ben de. Asıl Doğan öper. Müstakbel damat. Önce o öper. Bu kızı 12'de çağırıyorsunuz. Size şöyle söyleyeyim. Sokaklar çok tehlikeli. 9'da çağırıyorum hocam. Neler yaşanıyor 12'lere kadar sokaklarda yani. Şöyle söyleyeyim aklınız çıkar yani. Ezan okunduğu gibi bu kız artık eve gelsin. Otursun. Kendi odan var mı? Var. Yok abi annem babamın arasında yatıyorum. Anam. Ondan sonra 9'da çağırdım. Ben size hak veriyorum. Belli olmaz. Doğan da çünkü it mi kopuk mu tam belli değil yani. Çok sağ ol abi valla. Ne demek her ne, zaman abi böyle zamanlarda müthiş. Sen abine gel. Ben senin her işini çözerim. Yani. Sen rahat ol. Şimdi ben sana yamuk yapmıyorum. Pelin bana desene. O bu çocuğu da saçma Doğan. Bu o an değil, o an değil Pelin. Şu an bana kim besleme. Hayır, hayır. Şimdi değil. Sonra. Duy olarak bir bak Doğan'a. Bir hayvana benzeyecek olsan hangi hayvana benzetirsin? Çok saçma bir an ya. Yok. Yani sevecendir, uysaldır, kedidir ha. İşte. Oralar güzel. Şeydir tabii. Kindar ya mesela fil. Çok belli yani. Filler kindar mı oluyor? Yok. Fil taklidi. Ya, ama senin bütün taklitler çok zayıf yani. Demin kuşa vi diyordun. Şimdi vay bro aslan o yani öyle fil olmaz. Çocuk gibi taklit yapıyorsun. Ezdim abi. Ezmek tamam. Hangi hayvana benziyor? Düşünüyorum hala. Ben de düşünüyorum vallahi. Ne? Karga mı? Karga geldi karga. Neden karga mesela? Şöyle bir bakarsak. Nerede o karga diye? Verelim mikrofonu. Dur mikrofon gelecek. Orada vir nasıl ediyor bunu? Ama benim benzediğim hayvan. Hayır ben hani düşündüğünüz için. Hangi hayvana düşündüğünü kafanıza koyduğunuz için. Siz hanımefendinin hangi hayvanı düşündüğünü mü tahmin ettiniz? Hayır beyefendinin. Niye yordunuz kendinizi ben bu kadar yani? Ben de düşünüyorum dedi ya. Kendi içimde düşünüyorum dedi. Ben de karga dedim. Ha ben düşünüyorum dedim bir araya. Evet. Hanımefendi bana benim hayvanımı buldunuz. Evet. Çok teşekkür ederim. Siz gelir misiniz? Öncelikle onu söyleyeyim. Çok sağlıklı bir zihin değil ama... Hayır beyefendi öyle dedi. Karga! Ben bilirim. Hayır, kimse kindar böyle bir şey düşünmedi. Efendim? Kindar hayvanı bulamadı. Ha, karga mı kindardır? Evet. Tabii. Nesi kindardır unutmaz. Karganın? Senelerce unutmaz. Karga? Evet. Neyi unutmuyor karga? Nesi var karga? Ya ne yapıyorsan? Karga senin başına ne gelmiş olabilir? Ne oldu sana yani? Neyi unutmadın yani? Karga böyle bilinir. Efendim? Karga böyle bilinir. Yani ben en azından sizin öyle biliyorum. Hanımefendinin karga arkadaşları var yani. Hayır, yok. Muhtemelen. Karga kindarlığıyla mı ünlü? Evet. Evet. Tabii abi. Buraya böyle
kaygın dedim. Bunu kim bilmez ya tabii ki abi. Yani. Anladım. Mesela kaygının başına ne gelmiş olabilir? Yani yavrusuna mesela... 30 sene düşünecek, ağzını sütten beklemekle diye. Hayır, yavrusuna mesela birisi bir şey yaptığında karga onu unutmayıp hani etrafında dolandığı bilinir. Ben böyle biliyorum. Mesela karganın yavrusu var, ben şöyle azıcık dokundum. Hayır, hayır. Hani ölümle sonuçlanmış. Uçtum gittim Amsterdam'a. Yani o Red kadar uç şeyler geziyorum. Değil mi? Mesela bir karga görsem, o karga mı demem gerekiyor? Düşünebilir. Rica ederim. Böyle hayat geçmez. Ama çok karga... yoruluruz yani. Hayır, çünkü karga... çok karga var. Hayır, tanıyamayız. Hayır. Bu karga da zaten yani bir tanesi benekli, öbürü sarışın değil ki. Karga karga işte. Yani kendi içlerinde öyleler. Sizin mesleğiniz ne? Karga uzmanıyım ben. Siktir git hepiniz. Değilim. Mesleğiniz ne? Hemşireyim. Hemşire? Evet. Anladım. Sizi unutmayan karga oldu mu hiç? Olmadı herhalde. Başıma kötü bir şey gelmedi. Abi ben bayağı telaşlıyım bu saatten sonra. Yollarda gezemeyeceğim diye biliyorum. Ben o öyküyü hep duyuyorum herkesten. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Vallahi ayağınıza sağlık. Bambaşka bir uzmanlık alanınız varmış. Yani karga uzmanlık alanım değil ama... Bir tamam şey. Tamam. Düşünmek istedim sadece o yüzden. Dinlikte vakit geçirdiğinizde şöyle bir bakarsanız... Ev işlerinde kim daha iyi? İkiniz de pasaklı mısınız? Yok, ikimiz de pasaklı değiliz ya. Değiliz. İkimiz de temiz, tertipli, düzenli. Vallahi. Evet. Eşit şekildeyiz. Ben eskiden daha dağınıktım. Sonra yine birazcık yaş büyüdükçe herhalde daha tertipli olmaya başladım. Yani eskiden böyle tişörtü oraya fırlat, bardaklar yığılsın tezgahın üstünde falan öyle yaşıyordum. Şimdi artık kullanılan bardak makine dizme işlemini yapabiliyorum yani. Vallahi. Evet, öyle bulaşık kimde bulaşık? Makinada. Güzel cevap verdim valla. Ütü kimde? Roventa'da. Tamam o zaman okuyayım. Yemek yapabiliyor musunuz? Yapıyoruz. Evet, hanginizin eli daha yatkın? Onun. Mesela Pelin en güzel ne yapar? Patlıcan yemeğini, yani patlıcanı çok seviyor. O yüzden patlıcanlı yemekleri çok güzel. Kendine mi yapıyor? O kendi seviyor ya patlıcanı. Yani yapıyor, yiyor evet. Sana soruyor mu hiç ne istersin diye? Soruyor. Ha bu, tamam. Yani bu patlıcanın akşam... yanında ne istersin? Önce onu sorayım sana. Mesela en son neydi o? Neydi onun adı? Patlıcan et karışık olan şeyin adı. İşte patlıcan kebabı gibi. Yok. Tamam. Ev usulü oldu. Onun daha bir ismi var. İmam bayıldı gibi de. Abaganmuş. Yok. O kadar yok değil. Ha, tas kebabı galiba. Tas kebabı. Tas kebabı mıydı? Hünkar beğendi. Acıktım şu anda bir dakika. Salak saklayacağım da geç. Şöbiyet. Kremalı mantar. Nesquik. Ben reklam aldım. Antik kuntin. Tamam. Yani o öyle çok güzel yapıyor o tarz yemekler. Öyle tam anne yemeği diyeceğimiz. İkinci gün daha güzel olan. Peki masanın estetiği var mı? Salatası, ondan sonra birkaç çatal, birkaç kaşık. Yok. Elle mi yiyorsunuz? Allah. Öyle dur. Kebap yok. Yani birkaç çatal, birkaç kaşık yok. Ha. Yani. Normal. Tamam. İnsanız canım. Birer tane vardır zaten yani o kadar. Yani bir çatal, bir kaşık. 1000 sene oldu bulunalı. Yok alın böyle bir masaya özen gösterme evet. Durumu onda da. Ben sevmiyorum zaten ya. Yemek yanırlar. Yiyeceğiz abi. O kadar törene ne gerek var yani? Tören değil oğlum ama yine de yani. Ne abi yani? Bayağı daldırıyorsun çatalı yiyorsun. Ha diye yiyorsun yani. Ha. Böyle sıralı çatal. Ben ilk önce hangi çataldan yemeliydim falan. Onlar beni yoruyor birazcık. Bilmiyorum da ben zaten. Ben de. Bir de vallahi düğünlere falan gidiyoruz böyle dizili oluyor ya. Bir sandı, bir soda. Ben şöyle karşımda. Risk almayıp tam ortadakini alıp hepsini ona yiyorum. Bu diyorum oraya da yakın. Tatlıyı da alır. Buraya da yakın. Pilava da girer. Yemin ederim aynı. Vallahi bak. O garsonlar böyle alıyorlar senin yediğin çatalı falan. Nasıl uyuz olurum onlara ben böyle. Ya benim en güvendiğim şeyi götürdün sen yani. Çünkü biz bir çatalı kendi ağzımızla temizleyip tekrar yiyoruz yani. Hatta... Hepimiz tükürüğümüzde... O biliyor o çirkin anı yani. Yağlar mağlar hepsini... Son bir pirinç hepsini yutuyorsun. Bir bakıyorsun tertemiz. Her şeye sokarım ben onu o saatten sonra. Ekmekte temizlemek de çok güzel. O son kolay... Sen benden de çirkin misin gerçekten yani? Bir ikimiz yiyelim bir gün. Yarım saat sonra atıyorlar. Bu ne hayvan çocuğu sitesinizden... Mekanımızın kalitesi düştü diye. Hayran olduğun bir ünlü var mı Doğan? Hayran olduğum ünlü var mı? Yabancı. Cinsiyet? Kuş. Karga. Hayran olduğum karga var mı? Olmaz mı? Şu an çok isterim bir karga şuradan geçsin, dönsün şuradan. Böyle yapsın bize.
çek gitsin. Hep ben düşünüyorum. Hangi bize ne yapacak acaba? Yavancı bir kadın ünlü. Yapın. Hayran oldun. Var. Kim abi? Abi iki tane var. Allah! Şimdi... Bir tane bulamıyorduk delirdim ayak. Beş tane var. Birini söylersem diğeri alınacak. Çok dur. Charlize Theron üzgün. Beni niye söylemedi ya? Ha şunu bileydin. Her Türk erkeği gibi Charlize Theron. Charlize Theron. Bir zaaf var. Yani bir mesaj falan atsa... Ne bileyim Mesut abiyle çaya gidiyorum deyip evden gidebilirim yani hani. Öyle mi? Evet. Bayağı yalan söyleyip gidiyor. Lan dürüst mü olayım? Gerçi dürüst de olunur Charlize Theron arayınca. Diye böyle söylerim yani. Söyleyişe bak. Tatlım! Bana bak! Yine karga geziyor yukarıda bir tane böyle. Şimdi Duru Tiyatro'dayız. Evet abi. Charlize Theron şuradan gelmiş. Tık 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 tık. Şurada durdu. Evet. Diz çöktü. Ama Pelin'i beğenmiş. Pelin'i alıp gidecek. Hocam hakikaten Charlize Theron gelse bir haftalığına el ele buradan koşar mısın? Bahariye Caddesi'nden aşağı Boğan'ın orada. Orada beklersin. Senin alnına uçak gelir bir tane konar. Bana özel iniş yapar. Tabii tabii. Oradan hop diye uçar mısın? Bir hafta. Charlize Theron'la. Sonra döneceğim mi? Tabii tabii. Charlize Theron evden kovuyor sonra. Bir hafta sonra. Peki dönünce... Şimdi bundan Pelin'in haberi var mı? Şu an işte... Şu an var. Şimdi... Ben o an. Dönünce ben ne olacak bak, şu an kız burada. Unuttun sen hemen. Charlize Theron geliyor diyor. Pelin şu an burada mı? Önce onu sorayım. Pelin burada. Abi çok kötü. Yani ne yapayım ne diyeyim ben şu anda? Yani öyle bir şey... Şey derim yani gelirim, Pelin'den izin alırım. Verirse giderim yani, vermezse de... Nasıl sorarsın bunu? Çok İngilizce. Hello my darling. First of all, how are you? I am good too. And then, you know Charlize Theron? She invited me one week. Akıyor benim İngilizce. Ben böyle değilim, ne oldu ya? Evet abi, sana bir şey olmadı. Vallahi akıyor ya. Hakikaten, nasıl sor? Sor sana ya. Charlize Theron'la bir hafta gitmek için izin ister misin burada? Allah sen. Türkçe. Pelin'den. Pelin'den. Arapça da iste, sen bilirsin yani. Recep, Şaban, Ramazan, benim başka bildiğim yok Arapça. Yok abi, isteyemem herhalde ya, vermez. Oğlum sen bir iste bakalım, isteyenin bir yüzü kara. Lafa bak. Bir ilk ya. Programımızda izin istiyor. Charlize Theron'a gitme bir hafta. Buyur Pelin. Aşkım, şey... nasıl olduysa... Charlize Theron modaya gelmiş. Ondan sonra karşılaştık. Ama adet... biraz yüzün düşük, deden ölmüş gibi anlatıyor. Birazcık yani... Bir şey uydurma, o yüzden. Tamam. Şey, oyun kurmaya çalışıyorum. Şey olmuş, çok yabancılık çekmiş burada. Bir hafta bana... Oyunu kurdu. Bir hafta benimle böyle bir... beni gezdirir misin dedi. Ben onunla bir hafta bir gitsem, gelsem. Vallahi derim ki... Gerçekten seni çağırıyorsa... Ben olsam ben de giderim. Aa. Hani seni... Gönderir misin gerçekten? Bir hafta. Geri geldi, 8. gün zile basıyor. Gönderirim. De geldiğinde tabii. Ne olur? İşte o... Sen gitmiştin ama. Unutmam yani. Geldiğinde zaten de ben... bir hafta olmuş, hemen unutma yani. Bu kindarlık bu değil. Yani hayır. Ben... Çocuk yeni gelmiş, unutmam! Yeni gelmiş, şimdi gelmiş. O kindarlık o bambaşka bir şey ya. Ya ben gönderirim de gitmemesini tercih ederim tabii. Yani hani ben ki... ona tamam diyeyim de, ay yok vazgeçtim dese keşke diye beklerim. Ha anladım. Sen hocam tamamı duyar duymaz ayaklarının götüne vura vura koşar mısın? Tabii ki de gider. Ya şimdi... Herkesi izleyecek. Burada da izleyenler var. Yapmam desem sektirlerini çekecekler. Yani o yüzden ben herhalde giderim. Bir hafta. Abi. Bir haftaya üzüldüm. Bir daha hafta. Uzun olsun. Bir haftaya üzgün. Abi zaten uyduruyoruz. Neden bir hafta yani? Aynen abi. Nikahını alsın madem uyduruyoruz. Zaten gerçek değil. Biraz ben de iyice yani. Yarım saat abi, yarım saat. Hem bu kızı kaybetmiş, yarım saat kahve içmiş. Bomboş bir hayat kalmış evinde tek başına. Düzenli hayatımızdan vazgeçiyoruz ya. Biraz daha evet şey olsa o da... Yok ya, gitmem. Kafası da karışık. Çok zor yani, çok zor soru. Çok zor soru, gerçekten zor. Oğlum soruyu övme şu an ya. Çok zorlanırım. Pelin,
Kim o adam? Yabancı ünlü. Hayran oldu. Bradley Cooper. Bir hafta gider misin Bradley Cooper'la? Giderim. Gezmeye. Giderim. Valla. Giderim giderim. Tamam. Bence de gidersin. Adamla gitti az önce. Evet giderim. Karşılaştınız orada. Sen Charlize Theron'la, sen Bradley Cooper'la çarpmışsınız. Aa doğar. Çarpıştınız. Ne olur? Ama onlar giderler herhalde. Biz yine ikimiz kalırız. Harbi mi? Muhtemelen. Bradley Cooper ne yazar ha Charlize? Allah. Güzel ya en sevdiğim çift işte. Gidin tabii abi. Tabii abi. Gidin ya. Nerede çıkıp bulacağız bir de? Keşke bulsa da gitsek. He bak işte mesaj geldi yukarıdan. Karga. Karga geldi. Karga geldi. Nerede buluyoruz da? Vak vak vak. Taklit böyle yapılır. Şimdi. Sanki çok güzel olmuş ya bu. Ama biraz seninkinin baba tarafı ördek abi. üzülerek söyleyeyim ki bence kendisi ördek yani. Baba tarafıyla alakası yok onun. Olmadı mı ya? Ben çok iyi karga taklidi yaptım işte. Beni üzdünüz. Bir de alkış başlatan köpek hangisi? Önce onu söyleyeyim. Ben laf yiyince hemen altı sıçtan üstüne. Arkadaşım sen kimsin? Hocam, hanımı ara ara da olsa över misin? Överim. En son nesini övdün? En son nesini övdüm? Kriz anlarındaki... yani kriz anları derken kriz olabilecek anlardaki... Soğukkanlı. Soğukkanlı ve böyle işi büyütmeyen... anlayışlı tavrını övdüm bir vallahi arkadaşıma. Yine böyle bir ilişki... o şey yokken yapıyordum. Övdüm bir de. O yokken övdüm. Ana. Evet. Ne güzel. Yani sorun olabilecek anlar oldu çünkü hayatta. Yani bu süre içerisinde. Çok olgunluğuyla karşıladı birçok şeyi. Yani şöyle söyleyebilirim. Daha önceki evlilikte dahil ilişkiler vesaire. Çok tölere ettiğimi düşünüyorum ilişkide. Tabii ki beni de tölere etmişlerdir. Yani onlar da onlara sorsam beni yerin dibine sokabilirler ama ben öyle görüyordum. Ben çok şükür yani bu süreçte hiç Pelin'i bir yerde tölere etmedim. Yani her şey olduğu gibi, olması gerektiği gibi gitti. Öyle güzel yani. İyi bir şey demişindir inşallah şu anda. Hiçbir şey anlamadım. Ben tölere etmedim diyor. Kızı bir över gibi oldu sonra. Yok yok yani evet o yanlış anlam olmuş ama yani... kötü bir şey yaşamadık yani o anlamda. Tamam. Evet. Övdüm ya, övüyorum hep. İnşallah gömmem. Sen kızım över misin? Överim. Nesini övdün en son? Daha böyle ama anlaşılır bir şekilde. Örnek verirsen bu Fuzuli deminden beri aklımızı karıştırdı bizim. Şimdi kargalar falan. Dürüstlüğünü. Yani ilişkide gerçekten açık bir adam. Ha. Bu çok güzel. O yüzden güven veriyor. Bu çok güzel bir huy da çok zor oğlum ya. Ya öyle diğeri de çok yorucu abi. Evet. Yani saklı gizli. Ya iyisiyle gizle. Kötüsüyle çok açık. Bu çok güzel ve kimse yani bence ben bile hani şey diyorum yani senin yerinde olsam yapamayabilirim dediğim zamanlar oldu. O yüzden... Ne ama o örneği ver. Mesela işte belki kız arkadaşına anlatmayacağı bir şey bana anlatabiliyor gibi ya da ilişki açısından açık her yani şey. Dostuna mesela hocam en yakın arkadaşın Pelin mi? Ya en yakın arkadaş kim o pık yapar ya? O tüberküloz onun bir şey yok devam. En yakın arkadaşlarımdan birisi Pelin. Ha ne güzel ya. Evet. Eleştirir misin Pelin'i? Eleştiririm. Hangi konuda? En son? Evet en son. Örnek ver ama böyle kavramlarla değil yani. Abi liderlik vasfı nedir? Önce onu konuşalım. İnsanlara öncü olmak, izci kampında. Böyle onlar değil. Yani yine deminki meselelerle ilgili mesela yani insanlarla yaşanılan o sıkıntılarda çok sert. Arkadaş senin ben bu muallak cümlelerin. Şimdi mesela ya. kincidir dediğindeki konularda. Şimdi oldu. Diyor ki hani biraz daha yani sert olma bu kadar. Açık ol ama ben yok çok yani. Kesin diye o konuda beni aslında hep böyle bir telkin ediyor. Bir şey? Sana olmadı. Bir yamuk mu yaptı? Yapılıyor genel olarak. Yapmış yaptı, yakın yaptı. Zamanda yapmış. Yapıldı. Ama benim gerçekten yapım. Yani 10 yıllık arkadaşımı da silmişliğim var. Valla. Öyle evet, küçük inşallah. Şeylerde de bir... Hayır hayır yani. Sen o yüzden eleştirir misin? Eleştiririm. Burada böyle davranmasaydın tatlı tatlı. Ha tamam. Fikir olarak. Çok iyi anlaşıyorsunuz ya siz. Çok şükür evet. Şu ana kadar yani dedim ki... Yani, inşallah nazar değer. Yani başka bir şey olur. Hani... Allah korusun. Ya o anlamda çok henüz bir şey yaşamadık. Belki de yeni olduğumuz için
İşte bir sene geçtiği için. Tövbe tövbe diyeyim de. Vallahi. Tövbe 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 tövbe. Kaşınacak bir yer varsa. Ben çünkü biliyorum yalnız kalınca başlıyorum. Nasıl felak korkuyorum böyle. Bir şey olursa ararız Mesut abi. Benlik bir şey yok. Ben şaka yaptım orada yani. Siz neyi büyüttünüz ki bu kadar? Kaldı mı Süreyya'cığım soru? Hah. Onu biz sormasak seyirci sorduruyor zaten anasını satayım. Abi tangayla koşturmadım daha hadi. Abi öyle bir şey mi var? Hayır hayır. Program oymuş. Yukarıdan yumurta sarkıtacağız. Altın tangalı. Böyle yumurtayı. Format değiştiriyormuşuz. Abi ilişki testi boka sardı. Ne yapıyorsunuz? Ne gerek var? Hocam onun için. Puanın oradan. Tangayla. Sahile kadar koşar mısın? Abi. İstedi ya. Ya çok... Rüyasında görmüş. Niye? Dedi ki sen koşmazsan dedi. Başımıza geleceğin hatta hesabı yok dedi yani. Ben dedi rüyamda gördüm inanırım. Zaten kindarım ben yapmazsan dedi. Koşar mısın tangayla? Peki. Onun için. Çok özür dilerim. Kimse yok. Pazar sabah 5. Koşarım. Pazar sabah 5. Kimse yok. Pazar sadece sabah... ben varım YouTube'a koyacağım. Çekiyorum. Kimse yok ama. Sen de tangalıysan tamam. Kimse yok. Tangamı evde bırakmışım. O da yok. Onu bir arıyorsunuz. Çirkinlik. Abi 1 milyon dislike var. Ben de anlamadım niye sevmediler ya videoyu. Ama çok komik olmaz mı? Sen ben tangalı konuşalım. Abi tamam küçük artışık ondan. Konuştuk bitti tamam. Yani neden istediğine bağlı. Yani eğer esir tutulduysa vereyim. Yani öyle hayır, rüyasında görmüş işte. Yok o saçmasın. Niye? Ne içtin sen falan derim yani. Evimiz yanıyor diyor koşmazsan. Ama ben de niye tanga var ev yanarken? Ben de mesela... saçımı tarıyorum köşede böyle. Tamam sen. Çok az kişi anladı ama çok sert oldu yani. Anlamsız oldu. En çok anlayan orada bir yerde. Üzüldük. Saçını tarıyor huş! Hocam çok da hakim olmadığın iş arkadaşlarıyla erkekler de var aralarında tatile gönderir misin? Gönderirim. Valla. Evet. Aklında kalmaz. Güvenin de tam. Güvenim tam. Kalmaz. Güzel. Dönmüyorlar bir ay. İnternet çekmiyor. Telefon kapalı. Sana şey yazmış. Okbay. Güzel güzel. Aferin ya. O gider mi? Gider. Oyuncu arkadaşları 5 kişi. 4 kız. Ne yapayım? Alıştım artık. Gidiyor mu böyle 4 kızla tatile gelen? Yok öyle alıştım artık derken yani. Alıştım artık. Aldatıyor. Tamam diyorum ben. Yeter ya. Alıştım abi insan. Alışınca her şeye alışıyor insan ya. Ay yok ona değil de. Gider gider. Gider. Aynen. Çok güzel. Ben beğendim. Modernsiniz, çağdaşsınız, bir bok da yemiyorsunuz. Tangayla da koşuyorsun, pazar 5'te. Sen bitti. Tam varsan, evet. Düşüneceğim. Hadi puanlayalım, çok güzel bölüme geldiniz ha. Hanımlar, beyler. Çağdaşlık. 10 üzerinden. 9 ezürü diyenler, o desin. Oo. Evet. Çağdaş mıyız? Yok abi, en yüksek puan 2. Gelmiş sözelci. Be, hayır, Allah kahretsin sayısalcıyım. Yani. Sözelcileri de karşımıza aldık ama alalım bir şey olmaz. Şimdi devam. Türkiye Sözelciler Derneği kınamaya iniyormuş değil mi? Öyle dernek mi var? Olur olur. Sürekli soru çözüyorlar. Anlatım bozukluğunu bulmuş. 56 tane çay söylemiş. Lokali var. Sözelciler lokali. Şey varmış değil mi? Sayı görünce ağlayan var. Bilmiyorum 5'i bilmiyorum. 5'i 8'i bilmiyorum. Oradan sormayın artık. Gümüşhane Sözelcileri Destekleme Derneği. Sadakat. On üzerinden 9 vezir diyenler o desin. Oh. Evet. Kız hiçbir şey karıştırmamış. Doğandan emin değiliz. Ben Charlie'den sonra. Kendi aralarındaki eğlence düzeyi. 10 diyenler o desin. Neyi beğenmediniz Allah'ın cezaları? Bu arada sen bir talk show yapıyorsun. Evet. Abur cubur. Evet. Nedir abi onun içeriği?
Abi içerik şu abu cubur şovda. Onur Atilla ile beraber yapıyoruz. Güldür Güldür'den bildiğimiz. Güldür'deki Onur Atilla. İbrahim karakteri olarak biliniyor genelde. Onunla beraber bir abu cubur şov yapıyoruz. İstanbul'daki çeşitli mekanlarda. Tabii ki turneye çıktığımız da oluyor. Format şu. Aslında birazcık benziyor. Hani sen de daha önce izlemiştin. Seyirciye numara dağıtıyoruz. Ve seyirci, o günkü talk show'un konu seyircimizden birileri oluyor. Kura çekiyoruz. O gün kurada kim çıkarsa onları sahneye konuk olarak alıyoruz. Bazen iki, bazen dört. Konuğumuzun enerjisine göre. Konukla beraber bir talk show yapıyoruz. Bazen ünlü konuklarımız da oluyor. Bu seyirci konukların yanında. Hayat, her, yani televizyonda aslında konuşulamayan her şeyi sahne üstünde konuşuyoruz. Bir örneği var mı internette? İnternette var. Abur Cubur TV var. YouTube'da. YouTube'da. Tamam. Abur Cubur TV'de çok yayınlamıyoruz orada. Orada konuşulan bir bölüm var mı orada en azından? Hemen hemen bir bölüm var evet. Bir 30 dakikalık bölüm var. Bir 5 dakikalık bir part var. Format anlarız orada. Format anlaşılabilir. Aynen öyle. Ben izledim bu arada. Mis gibi iş. Evet. Bazen orkestramız oluyor. Yani biraz işine ve yerine göre değişiyor sahnenin. Orkestra mı? Orkestra oluyor bazen. Allah bizde Allah. Çok güzel oluyor o zaman. Vallahi çok zengin hissediyoruz kendimizi. Biz ağzımızla yapıyoruz bütün müzikleri burada yani. Çok yani bizim düşük prodüksiyon acı değil mi ağzımızda? İşte, böyle şey yani güzel bir talk show oluyor. Eğleniyoruz. Bu sezonda devam ediyoruz. Süper. Önümüzde de söyleyebilir miyim tarihi? Söyle ama ne zaman yayınlayacağız? Yok yok var var. Ne zaman? 2 Kasım'da başlıyoruz bu sezona. Tamam. Komedi Festivali'nde BKM Mutfak Çarşı'da. Konuğumuz da Ecem Erkek olacak. Güldür Güldür'den. Aynen. Bir de işte sürpriz seyirci konuklar artık bakalım. 2 Kasım'da bekliyoruz seyirciler. Okay. Komedi Festivali'nde. Başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. İyi ki geldiniz vallahi ikiniz de. Acayip tatlısınız. Aktı gitti bölüm. Oğlum ne yapıyorsun fıçı fıçı sürekli ses? Bir de düşen var burada öbürü. Şişeyi sıkıyor, bitiyor. Tamam azıcık dur 2 dakika. İlk defa dışarı çıkıyoruz. Bu nasıl şey ben anlamadım. Bir daha içeme edemiyorum. Demin de gurç gurç. Bitiremedim lan programı. Bak ses olmayacak. Sıçarım ha. Yeter artık. Hanımefendi siz de düşmeyin açık. İki kere düştünüz. İnsan bir programda iki kere düşer mi yani? Bu nedir? Tansiyonum düşükse gelmeseydin yani. Lütfen yani. Küçük tansiyonum 8 olmayan bir daha bilet almasın. Lütfen. Ben çok teşekkür ederim. Geldiğiniz için. Her bölümün sonunda olduğu gibi öpüşün Barış'ın. Öp. Tabii. Tabii yani nasıl istiyorsanız. Normal, normal. Kafanıza göre abi. Evet. Alkışlarla! Tabii biz dilli dudaklı tercih ederdik ama... Hanımlar, beyler, sevgili Doğan, sevgili Pelin. İyi ki geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Çok eyvallah. Tatlı bir bölüm oldu. İyi ki geldin. Bak yine bir dedik. Sıçacağım artık yeter. Ben Deniz Mesut Süre. İlişki testi bir bölüm daha sona eriyor. Sevgili ekran başında izleyenler, Mesut Süre'nin ilişki testi YouTube kanalına abone olmayı unutmayınız. Yetti sizin beleşçiliğiniz. Bari bunu yapın. Yani insan der ki yani benim başıma bir şey gelir. Sevgili seyirci, ayaklarınıza sağlık. Hanımefendi bir daha düşmeden. Hoşçakalın. Bay bay. Çok teşekkür ederim.